Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sabahtan annem şu an bir yandan hazırlığını yapsın, ben de sizlere anlatayım. Artık köyümüzde birçok kişi kazlarını kesmeye başladı. Yani sizlere göre daha erken olabilir ama bize göre gayet tam zamanında. Komşumuz Senem Bey'i kas kesmiş, annem de ona yardıma gitti sabah, az önce geldi eve. O yokken ben de çarşıya gitmiştim. İşlerimiz vardı, ödenecek faturalar vardı, onları hallettim. Ve Senem Bey'e de gitmeden önce annem derin dondurucudan et çıkarmış. Bir de keşke kısaltmış. Şimdi onları yapacak. Dur şuraya getireyim ha. Aynı kardeşin dediği gibi oldu. Yardıma gittik. Arkadaşlar el birliğiyle de çabucak da temizledik. Çayımızı da ekmeğimizi de yedik. Eve geldim. Şimdi eşimle bugün nasip olursa yola gider, bir iş olmazsa, arabası da sarılırsa erkenden yapayım dedim. Artık pilav pişirmeliyiz. Dün benim hastane işleri vardı. Ona gittiğimizden video çekemedik. Akşamleyin de menümüzde makarna vardı. Bir de bolca domates salatası ettik. Bir gün öncesinden balık vardı, onu yedik. Sade bu etine dedim, güveçlik et, salçalı, düdüklü de pişireceğim ben ona. Bakın arkadaşlar, böyle keşke ıslattım, kabardım, bu suyu yüzünü çıkıyor. Yıkaması daha iyi oluyor. Bu arada biz buna keşkek dediğimiz için yorumlarda diyorlar, niye buğday demiyorsunuz diye. Ne bileyim. Bana da aynı ağız alışkanlığı olmuş. Ya böyle duyduğumuzdan ben... Çocuktan. Sen de benden duyuyorsun. Evet. Bu şekilde deniliyor. Aynen. Ama bildiğim kadar çoğu yerde bunu yarma mı deniliyorlar? Öyle bir şey diyorlar değil mi? Olabilir. Onu bilmiyorum. Bir tane soğan veren yanmanı bir getiriyor. Soğan mı? Bir saniye. Elimi kovaya attım. Bu da Nazmi teyzemden getirdiğin 3-4 tane de köy soğanı değil mi? Tarna yapacağız ya, tarna içi dün yapacaktık, yapamadık. Evet. Akşam yayında malak maşa da bak kaldı. Haddedik makarnadan o da kaldı. Yarın Allah kerim. Şimdi onu dediniz farklı, kardeş köy soğanı lezzeti farklı. Evet. Ben ona da adaklayarak tamam biz kurut balık tarna yapmayacağız ama köfte olarak yapacağım. Benim hindi bugün de yumurtlamış. Toplam 2 yumurtası oldu. Ürünün kaç yumurtası olmuş biliyor musun sen? Dur sallayayım. 20. Hayır. Yine bir tutturdum da 12 tane olmuş. Yani çünkü 8 tane hindisi varmış dedin ya. Gerçi kaç tanesi dişiymiş? Bilmiyorum. Onun da benlikçilerin 4-5 de benim bir tanesi yumurtluyor herhalde. Bir evvel gün aldım. Bir de bugün aldım. Sen onu gösterdi miydin öteye? Göstermedim de zaten dün de video çekmiştik. Şu kadar yok. Bu akşam gösteririm. Sen yumurtayı aldığın sabah böyle elinde çekip bana atmışsın ya. He. Fotoğrafta büyük görünüyordu. Oysa tavuk yumurtası kadarmış. Onlar mesela yumurtlamaya başladığı zaman fazla etlenmiyorlar. Bir çuval daha yemirdim ondan sonra. Havalar soğumadan hallederiz onları da. Seneye nasip oldum bir daha iş hallediyoruz. Alıp yani tüketmesi de iyi oluyor. Malımız maşadığımız olduğundan bazı bu videolarda bunu söylüyorum hep. Zorluk çekmiyoruz yemde. Hani yemleri bitse bile buzağı yemi, düğe yemi. Ondan takviye yapıyoruz. Darımara. Evet. Mesela illa onunla olacak diye şey yok. Kuzu yemi de geçerli oluyor işin içinde. Şimdi soğanı doğradım. Ben bu şekilde yapıyorum bunu. Şöyle yağımızı da katalım bolca. Aslında bunun içine kaz yağı olması gerekir. O da yok. Aklıma gelseydi ben Senem yediğimden. Hiç aklıma gelmedi. Birazcık isteyebilirim. Hayır. Şey olarak şunun içine katmayan. Yemek için. Evet, bir şey böyle bir kazın yan tarafını getirsem azıcık buna gavur verirdim. Ondan sonra buna tuz verirdim. Şimdi yağ katarım. Zaten öyle hani kışlık sızdırmak için olmaz da herkes aylarca kazına bakıp büyütüyor. Kimse kimseye kaz yağı vermek istemez yani.
Neyse babaanneyi kaçışıyor anne. Anladın mı demek istediğimi? Anlamadım anne. Babaannemi kaçış yok ama. He. Şimdi bizim kazımız yok. Babaannemden tabii ki kaz getirmeyeceğiz. Dolaptakiler bize yeter. Ama şey, kazlıya birazcık getirebiliriz. Bu videoyu izlesin o zaman. Tamam. Şimdi benim bunun kavrulmasına gerek yok. Zaten içinde ölür o. Keşkeyi de eziyoruz ya. Bunu böyle katayım. Hindiler salayalım diyorum da gelin gelin bak salayın dediydim. Unuttum hava güzel. Güzel. Keşke yenen pirinç çorbasını fazla karıştırmam ben. Şimdi bakın arkadaşlar suyunu da katıyorum. Az daha katam. Artık 2 ay sonra bu yemekleri sobanın üzerinde yaparız. Belki 1 ay sonra da. Azıcık daha katalım. Tamam. Kaynadıkça, azaldıkça bunu kısık ateşte bu dursun. Bunun kapağı neredeydi anne? Buydu. Şimdi gelelim şu düdüklümüzü koyalım. Önce etleri bir korkudum. Bunu da gitmeden dolaptan çıkardım, soğuk suyu ıslattım. Haliyle ne kadar deseniz böyle kanı falan çıkıyor. Buzu da çözülmüş, iyi olmuş tabii dediğim gibi. Sen dolaba almam mı buldun köpeklerin şeysini? Sadece ağızla 2 poşet. Hepsini vermişsin ya. Bir poşetin hepsini verdim. He. Birini hemen eve gelir gelmez Godun tekrardan poşetleyip evet buzluğa koydum. Çünkü bayağı katmışsın sen de. Evet, çok verdim. Ondan dedim bana çok mu aldın ki nasıl ettin ki diye. Çok değildi ya. Nazan komşu biberden sağ olsun beraber ettik. Kendiniz de alın küçük gornozu, 2 gornoz al dedik. Bakın neredeyse yarısını yedik olduk. Aynen. Çok lezzetli oluyor. Ben ilk yaptığımda kösürttüydüm bunu. Kardem pek tutmadı ama böyle daha güzelmiş. Evet. Değil mi? Hı hı. Lezzetli oluyor. Geçen sene de böyle yapmıştın zaten. Bu artık korkudun rengi değişsin. Azıcık da biber salçası da sen. Kardelen de ekranı görüyoruz. Bak yerine kaldırmış. Ay şimdi onu bir kavanoz vereyim ben sana da. Onun içine katı ver gel oldun bana. Olur. Burada küçük yok. Ya oradaki dolaptaki kavanozun içinde. Annem diğer tarafta eti pişiriyordu ama güneşten görünmeyeceği için şimdi büyük taraf alıyor. Dur annem şuradan kaşık atayım. Şu kadar. Azıcık daha katayım. Biber salçamız yeterli. Benim gitti de boyum mu kısalıyor? Granit mi yükseliyor? Tüh. Ne oldu? Yağ kaydı ya. Tüh. Tuz dök. Şimdi tuz dökeyim de. Şimdi odayı da girmeyin yatıyor. Deterjanla hemen ona olayı verin. Şimdi bir dakika falan karıştıramadım. Şunu şöyle azıcık da bundan karıştırdım. Suyunu da katacağım. Yarım saat düdüklü de pişiririm ben bunu. Anne burası açık kalmış ya. Tüpü yeni değiştirdim diye şey mi yapıyorsun? Herhalde yanarsa yansın ya. Gibi. Aynen öyle. Kaşıktaki salçayı değerlendirelim. Karen bizim küçük dereceli tas vardı. O nerede? Makinede o. Ama kirli olabilir. Daha çünkü makinede olmamıştı. Bu
Saat kaça gelmiş bakalım. 2:30'tan. Suyunu da kattı. Tamamdır. Bunu Gale kapağını kapa demeden kardele. Sen gideceksin, hadi mala gire git. Gideyim. Kapak. Bu arada masa örtüsünü doğru tutunca bir şey söylemek istedim. Bunlar annemgil 2 sene önce Nazlı ablayla beraber aynısını ikisi alıyor. Onunki de daha eskimedi, bizimki de eskimedi. Malı sağlanmış. Tepe pazarı çıktık ya temiz. Evet. Ya dükkandan alayım diyordum, benim aklımdaydı bunu değiştiren mi diye. Yok, şey değil. Ama alırsak bileni bu maldan alalım. Bence de. Böyle desenli olsun. Hem masa gözüksün, öbürkünlerden daha iyi. Öbürkünden derisi gibi böyle muşan bir yeri kalkıyor. Fark ettin aynen mi? Aynen, silerken falan iyi oluyor. Bu yapışıyor. Şeysi evet. Yok yani bunun. Aradan bir saat gibi bir zaman geçti. Et artık pişti tabii, düdüklü de olduğu için. Ama hala keşkeğimiz pişmedi. O yüzden onun altını kısmaya geldim. Biraz da kısıkta kaynasın bakalım. Hala bunu sen karıştır Gale. Azıcık dedim dalıveren, ne güzel yapmışım. Anam tat alıyor dedim, bizim odanın kapısı bir açıldı. Farkına işim pera. Şöyle bakmış kalmışım. Benim yol var. Ekmek sofra hazırlama. Kalktık Gale kardelenden. Hadi dedik biz de yiyelim. Ondan sonra malları ineriz. Dün çarşıdan şey alıyorum. Beyaz elma alıyorum. Dün mü alıyorsun bunu kardelen? He, dün aldık. Dün fark ettin mi? Helvacıda bak. Helvalar nerede oluyor? Dolapta değil, dışta, tezgahta. Evet. Dolapta oldu mu şey oluyor bu. Üzeri böyle sulanıyor gibi oluyor. Islak ıslak, yapış yapış gibi galıveya. Bunu tatlama kapağın içine bakıyorum ben de. Katıveririm. Yani kırmızıyı pek tutmuyor ya. Beyaz daha lezzetli bana göre. Bir uşağa gittiğimizde o düdüklün lastiğini değiştirmemiz. Et hemen hemen 45 dakika durdu. Yani o 45 dakikanın içinde bana bokun gibi pişmemiş. Şimdi gelelim keşkeğe dövmeye. Onu şuraya alayım. E şimdi köy meydanında gavuncu varsa alayım gelen diye gitti. Bunu sos yapmamıza gerek yok. Etim salçalı cerdinden yaparız. Şimdi şu kaşık yardımıyla keşkek zaten pek karışmayı sevmez pişerken, aklınızda olsun. Şimdi bak bu şekilde kaşığın altından böyle eziyorum ben bunu, inceltme şeysine. Önceden bazen mikserden de yapıyorduk da bilemedim. O da şey gibi oluyor değil mi? Çorba gibi. Bence böyle daha iyi. Ezilen kısmı kenara doğru, üste doğru geliyor bak. Bizim için iyi oldu da babenin için kötü oldu. Şimdi bu saran bunu sen şu olsun biliyor musun? Sofra meydanının arasını saran. Sıcacık dursun bence, soğumasın. Şimdi akşamında lapa gibi kalıyor bu. Baba. O da köy meydanına kalın almaya gitmiş de. Buna bir şey var ya. Evdeki miydi? Şey gavunlar daha güzel olurdu ya. Böyle yayalı gavundan yetmiyor. Ne olur rengi gavundan ağırlı gavundan. İnce gavuklu. Öyle mi? Ağırlı yeşil. Kötü aşk olurmuş. Bunda değişiklik olsun. Yani pirinç yap bulgur mu edeceğiz?
Tüh, pırasa çıkarsam iyiymiş. 2-3 yaprak. Evet, bizlere afiyet olsun. Yemeği yiyelim. Dur. Ondan sonra babam işe gider. Biz de annemle ineklere bakarız. Sosunu yapmadık. Bursa ne? Ha, doğru. Haklısın. Benim pördü süsleyeceğiz. Yemeği yedik. Şimdi mutfağı topladım ve aşağıya iniyorum. İşte bahsettiğimiz hindi yumurtalarını bakalım. İlk önce şöyle kendiniz bakın, bilebilecek misiniz? Bence birçok kişi bildi. Biri bu. Bu dündekiydi. Bu daha bir küçük. Aynı işte tavuk yumurtası kadar. Üzeri çilli çilli. Bugün de bugünkü yumurtası. Çok farklı. Bu tarafları az çilli. Burası yukarısı sanki üstü toprak çamur olmuş gibi. Bunlar da yaklaşık bir ay önce falan aldığımız tavukların yumurtaları. Daha yeni, ilk defa yumurtadıkları için yumurtalar oldukça küçük. Evime de kedilerin maması var. Bugün almıştım. Onu şimdi aşağı indiriyorum. Yine burada mısın lan sen? Toraman'a az önce karabaşa kemik yedirmiyordu. Annem de ayıp oluyor artık diye bağırıyor. Asit kızım bu da. Kıskanç bak, kirli etme. Orada yiyecek diye ben onu evet getiriyorum. Buraya gel he. Geç yanıma kemiği. Dinlen dedi, geç yana. Yürü. Çıkar bakayım. Yürü bakayım, çık yukarıya. Maşallah, evet, karnına baktı ya. Şuna bak, bilmiyor ki diye bunu da. Bunu zaten hamile, hamile sanıyorlar. He? Daha önce iki kişi dedi, hamile mi dedi. Bak, ben de erkek dedim. Mamayı yiyorlar, yiyorlar. Süt içiyorlar. Arada da simit de yiyor bunlar. Değil mi kuzum? Bu böyle sevdiri. Bunu direkt kafasını okşayacaksın. Kafasını okşamazsan patisinden sana vurar. Bak mesela şöyle ettiğin anda gözetliyor yani. Yürü bir şöyle bir. Bizim salkınıza benziyor değil mi? Evet. Bunu yerine koyar mısın şeker? Ne diyordum ben? 2 gün önce hava rüzgarlıydı. Bir eve bir geldik, çadır bu şekilde. Annemle şaşırdık. Babam dedik, çadırı niye kaldırmış acaba? Oysa ki kameradan izledik. Çadır rüzgardan kendisini atmış tepeye. Dünden beri de böyle duruyor işte. Neyi? Mamayı. Ne gibi boşaltmışım? Kutunun içine boşaltacaksın. Alıp da boşalttın mı diye. Tamam, boşaltmıştım, bitti. Biri neydi, biri hayır, bugün aldığından. He, boşaltmadım şeker. Biri somonlu, biri tavuklu. Kele sizin mama orada. Bizim mama bunlar kediden geçiyor. Şıp şıp geliyor. Nerede o? Gelin gelin bakın. Bunu yukarı koyan fareler. O da oldu mu? Poşede açığa layık fareler falan şey de olursa. Yürü yürü. Kıskanç. Ben dama girmeden önce ufak bir işim var. Babaannemin bir ricası vardı. Onu halledeceğim. Bu yüzden de şimdi onlara geçeceğim. Ver geri madem. Açmadım. Açıver de ben cüzmelerimi giyeyim de. Çok karın iş yapıyorsun. Şey, evet. 5 dakika, 5'i de şurada otur bakalım biraz. Azıcık otur hem de. Aç karnını daha güzel sen çalışıyor. İyi yap. Babaannem dil kek almışlar, pop kek. Onu mahalleye dağıtacağım.
önüme geçen, yani karşıma çıkan, önüme geçenlerden çıktı. Karşıma çıkan kişilere, işte çocuklara falan da veririm. Şöyle mahallemizi eve gezeceğim. Burada Şen kardeşler var. Onlar da biraz büyümüşler. Çingöz zaten başrol. Bir tanesi de merdivenin altında. Haydi bakalım gençler. Saat kaçta çıkmıştı anne bunlar? Öğleden sonra mıydı? Hayır canım. Dörde falan geliyordu. Ha, doğru, biz aşağı indiğimizde çıktılar. Bir an karıştırdım. Ben mahalleyi gezeseye kadar annem inekleri sağmış. Şimdi de bidonu yola bırakacağım. Ve inekleri dışarı çıkaracağız. Evet. Babaanne utandırdık. Bozkuş köyünde kas fiyatlarının fiyatları başladı. Kimisi 1500'e satmış, kimisi 2000 TL'ye satmış. Bunu duyan annem de abartmasınlar diye düşünüyor. Buzun mu satılıyor gal? Tamam, bizim de haklı. Yemlerimiz bağlı da. Evet. Abartmasın. 2000 TL de çok ya. Ne durdurma. Nesi var bunun gibi şey? Barındaki şeyleri var, etleri var. Evet. Kutları var, suyu lezzetli de. İkiyi de bağla. İşte emme bir kişi söylemiş. Canlı kaz 1500 demiş, sattım demiş. He. Normal temizlenmiş kaza da 2000 demiş. Yalandır o. Ona kaldım benim hindiler. 50 kilo geliyor. Göz var izanma. Bence gidiyorum de. Mengale. Gel oğlum. Bakayım be. Maşallah kızı gibi. Evet buyur. Sağ kıdan yanmasın. Yanmayın. Uzmanlar da yanmayalım. O baktıran yok. Vallahi cezayı yersiniz. Hiç kimse yoktu. Doğru vallahi yerim. Neyi, hangi arabanın yanmıyormuş? Dedim ya, bir zaman Ford'un fren ya, lambası. Bir tarafı arka freni. Evet. Gerçi işte terzinin söküğü, paçası sökülüyor bunlar. Kızım bir arka tabi arka lambalar. Değil mi? Öndeki nerede köçük adam, kaçtı ki frenin bastı mı köçük anne? Bir zaman ben araba yeni sürerken çobanı giderken aydın vallahi diyorum, arka lambaları bozuldu diyor. Meğersem arka lambada bir şey yokmuş ki ben ön far gibi arkada yanacak zannettim. Gelmiş. Gelmiştir yalaka dedim ona ya, biri geldi biri daha geliş çıktı arkamda. Gel gel gel. Karabaş geldi. Aynen nereden minyatür ya. Yalakalar gelir. Öbürküsüydü gitti etine. Babaanne seninki dışarıda kaldı, almak istersen. Gel oğlum senin aba göstermeyin, ben alırım. Akşam yemeğini bizde yedi babaanne, bak haberin olsun. Karabaş'a bir şeyler vereceğim diye düşün ve akşam yemeğini bize yedi. Var ekmek. Bugün uşaktan gelirken kemik aldım da bu da nasiplendi burada. Ana. Yine çok birbirlerine benziyorlar ya. Cingöz. Cingöz. Nereye geldin senle? Var şimdi yavrum. Elekçi. Abartıyor. Valla ikilere de kalacağız. Mal ya. Kaç kiloymuş oğlum bizim? 4 kilo geçiyormuş, 4 kilo. Taş bunu ciğerine vur, ayağına kadar. Bu sopaları kim yapıp da buraya koydu bilmiyorum ama eline sağlık. Şurayı kenara bırakalım. Bu da artık yamuldu. Ahı gitti, vahı kaldı hesabı işte. Tavukları sürmeye geldim. Yürüyün bakalım. Eski tavuklar zaten yeri biliyordu. Bu yeniler bilemiyorlar, geri kaçıyorlar. Ya da korktukları için. Bunlara da yonca, hem süt hem yonca. Ondan sonra bir de buzağı yemi yiyorlar. Kaç,
hikayesini bozmuyor. Telefonunu mu? Video açmıştım anne kız. Yani biraz çekeyim. Burada yanında kalayım, ondan sonra giderken getiriverir. Sen ne yapacaktın ki telefonunu? Zamanımı değerlendirdim. Ha, bir yandan sularsın. Ha, bir yandan. Bir yandan. Şey, şunu döküyor, onu da, şu da alçak oluyor. En iyisi böyle sulayan oturduğum yerde. Aslında zaten o da iyi de. Elindeki aparat. Iyi de, toprak tıkamış da şöyle şuraya kadar varıyor. Yine böyle uzunlamasını istiyorum. Az bir an ederin. Aha, biraz yerin değiştirirse. Yarın da şuraya senin olduğun kısmı. Yarın bir günde tepeden soğan çıkaran indiren de. Ay şuraya diken bari pata soğanlığa da. Ya kenara, şöyle bir kenara. Ya şuraya dikiverin. Şimdiden sonra o da aranır gale. Yeşilliğe. Sera kulpunun içinde temizleyecek. Şey yapacağım. Maydanoz ekleyin oraya. Maydanoz, dereotu. Olursa olur yeriz. Olur, iyi olur. Değil mi? Bu arada kapının arkasındaki otlar kalmış sadece. Onları da ben yolarım dedim anneme. Ama böyle bir şey yapmadım. Zaten ya, bunlar bitti yani. Bu görüntüler de hep çiçek, ot değil. Kardelen. Terenin kilosu kaç paraydı biliyor musun? Evet. 80 TL'ydi. Dedim olduktan sonra dedim, parası hiç önemli değil. Yani istersem 100 olsun, 10 olsun, 20 olsun, aşağıdan gazın bir devlet diyorum ya. Otun büyüyecek de. Şeşmeyi hareket ettirince beni ıslatıyorsun sandım. Ay korktum. Canım, bak neler yetiştiriyorsun, baksana bir. Evet. Geçenlerde ettim de o rüzgarlıydı. Böyle damlama gibi sizler gibi yapıyorum. Bu kazların hepsi elengen herhalde. Maşallah yani 4 grup falan vardır. O kadar vivi tabii ki bir kaz çıkaramayacağı için 4 ya da 5 tane anaş kazdan çıkmıştır. Maşallah. Evet, artık bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Neredeyse yaz sezonu okunacak ve hala annem yukarı çıkmadı. Hava bugün çok fazla serin değil. Bir de zaten yemeği derken yediğimiz için tok. O yüzden çıkmamayı tercih etti. Ve bahçeyi sulamış. Ses ne necmiymiş, korktum ya. Aleyküm selam. Necmi var da. Takipçilere selam gönderiyor. Ben de alıverdim işte. Buralar kuru. Yani suladığı yerler belli.
videoyu sonlandırmıştım aslında ama tekrardan sizlere göstermek istedim. Neyse bakalım. Üşüdüm. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.